cinayetle ilgili vatandaşta bir korku yok. Hırsızlık, gaspla ilgili bir korku yok. Ama vatandaşı bölgesel olarak, özellikle bizim bölgede yani, belki Marisa'da bu olmaz da bizim buralarda olur. Bu bölgedeki insanları terör suçuyla kandırmak kolaydır. Çünkü korkuyor. Sorgusuz... Özür dilerim, düzelteyim. Manisa'daki, Sinop'taki adam da aynı şekilde durumda. O ayrı ama bizim kadar kullanılıyor. Hani bizim, ha bu terör suçuyla, terör suçuyla suçlanıyor. Dolayısıyla bir korku var. O terör suçuyla suçlanan kişi bir kere sorgusuz sualsiz içeride kalacak. Ne kadar kalacak? İfadesi ne zaman alınacak? İşkence bilmeyen şu, o korkudan dolayı bu gibi dolandırıcı olaylar gayet kolay. Beni de aradılar. Kusura bakmayın. Abi arıyorlar, gelin çıkıyor. Diyor ki işte kimin evi? Ekrem Baydar'ın evi. Ne iş yapıyor? Öğretmendir. Sizin evin telefonuyla bizim albayın hanımına hakaret etmişler teröristler. Ve sizin kayınpederiniz şu anda hesabına da el koymak üzereler. Polisler kayınpederini şimdi arayacağız, seni arasın. De ki polisler evdedir. Sakın bir şey deme. De ki polisler evdedir, telefonu dinlemeye almışlar. Beni aradılar, buyurun, valla böyle bizim arkadaşlar sizin evde telefonu dinlemeye almışlar. Sizin telefonla bizim bilmem ne terörlerle bir takım şeyler anlattılar. Dedim ben evi arıyorum, sakın arama. Zaten bilmem bir arıyorum dedi, ara o zaman. Gelini aradım, dedim böyle böyle evde polis var mı? Dedi evet evde polis var. Demişler ki, peki evde polis var. Allah Allah. Valla. Sen inandın buna yani. İnanmaz mıyım? Gelin evde bir evde polis var. Ne olacak? Hemen bankaya git. Dikkat et, hesabını değiştirecekler. Git git, tamam gittim. Bankaya, şöyle falan falan yerlere git, tamam. Demek aktarmaya bas, durdum yani. Karakolun önünde. Aktarmaya bas, 7.000 lira param vardı o zaman. İyi ya dedim, aktarmaya niye basayım? Dedim, burada karakol var, dur karakola git. Sakın girme, arkadaşlarımız seni takip ediyor. Böyle orada jeton düştü, aktarmaya bastırsa aktarmaya para gitti. Sonra geldim eve, küfür ettim, kapattım. Geldim eve, dedim hani polisler nerede? Dedi bana dediler ki, de ki evde polis var. Bak korkundan dedi. Yani. Evet. Ha valla. İşte böyle yani bu olayda eğer işin içerisinde terör suçlaması varsa korkuyor. Korkmuşsun da gerekeni yapacak yani. Evet. Ayşun Hanım. Tam olarak ben de aynı şeyi söyleyecektim. Hani bir korku kültüründeyiz. Her an her şeyle suçlanabiliriz. Atlanmamız belki hiç mümkün olmayabilir. Bu da ister istemez bir kaygı yaratıyor ve inanmamızı kolaylaştırıyor. Ve hani çocuk yetiştirirken de biz zaten korku üzerine yetiştiririz. İşte, onu aşmamız, değiştirmemiz lazım. Ne korkusu? Neden korkuyoruz? Kimden korkuyoruz? Zarar görme korkusu. Kim zarar kimden gelecek? Devletten korkuyoruz. Devletten korkuyoruz. Otoriteden sakınma ihtiyacı hissediyoruz aslında. Devletten korkma. Devletten korkma.